Ay. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. I'm a Barbie girl. Bıktım be Barbie'den, yemin ederim. Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Hay Barbie'nize be! Aynen, hay Barbie'nize yeter ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bebişlerimizle video çekiyoruz, evlatlarımızla. Köpek hastasıyım biliyorsunuz işte. Benim Instagram keşfeti zaten köpek dolu. Ben şimdi böyle gene geziyorum. Bir de en sevdiğim şey iş köpekleri, köpekli sporlar falan. Türkiye'de yok böyle şeyler. Fırat Albayram'ı tanıyoruz, evet. Seviyorum yavrum, seviyorum. Yalnız bu gözlüklerle... Pardon, özür dilerim. Canlar kusura bakmayın. Köpekle dans edilen bir spor var ya, adını bilmiyorum. Çok köpekle severim. Dans, kurtlarla dans gibi işte oradan geliyor. Bir tane dans izliyordum. Aa bu Türk dedim. Yani Ece Hanım'mış, ismi Ece'ymiş. Hemen mesaj attım. Dedim ki... Ay bizim kızlar çok güzel dans eder. Öyle demedim. Ben dedim bu yaptığınız şeyi çok seviyorum. Videosunu çekebilir miyiz? Tamam dedi. Çekebiliriz tabii ki de. Çok mutlu olurum dedi. Dedim bizim kızları da getirin. Bizim kızları da bir elden geçirelim. Çünkü köpek eğitmeni kendisi. Bizde sorun var arkadaşlar. Problemimiz bizim konuda. Ne problemimiz var? Yani aşkım bu çocuk eğitime kapalı. Hangisi? Rita eğitime karşı bir köpek. Ay düşüyor. Üstünde bak, bakıyorsun bu çocuğun zekası yok gibi görünüyor. Tamam mı? Sürekli duvara bakıyor mesela. Evde oturup duvara bakıyor. Yerde duran kitaptan korkuyor. Kitaba havlıyor. Bu köpeğe ben yıllardır hiçbir şey öğretemedim. Ama çok zeki. Kendi kendine iki tane şey öğrendik. Çak yapıyor. Böyle yapınca biliyorsunuz. Çakıyor. Çıkıp çakıyor. Topun nerede diyoruz. Topunu bulup geliyor. Topunu atıyorsun getiriyor. Su istediği zaman böyle mama kabını ama nasıl vuruyor biliyor musunuz? Duvarlara vuruyor. Duvarlara fırlatıyoruz kapı boş olursa. Hani böyle iki dakika geç gitme yani. Gecenin üçünde mesela suyu çığlık bitirmiş. Abi bir vuruyor. Ödüm kopuyor Ceyda. Hırsız girdi zannediyorum. Bir de mesela konuşabiliyor Rita. Diyelim ki normalde bir şeye havladı. Hav, 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 hav diye havlıyor. Topu bir yere sıkıştır ve topunu istiyor. Nasıl havlıyor biliyor musunuz? Ceyda böyle diyor. Bunun topu gene bir yere sıkıştı bir tane. Nereye sıkışmış biliyor musunuz? Yerde kitap var, kitabın arkasında mesela. Yavrum etrafından dön. Bu çocuk eğitime karşı. İndi bak kendisinden bu kadar şey bahsettiğin ama bu öyle değil mesela. Bununla ben bir sürü hareket öğretmeyi başardım. Çok akıllı benim İnşallah kızım. Rezil olmayız. Orada çok zeki köpekler var. Bizimkiler gerçekten ne yapıyorsun çocuğu bak. Yavru gibi şey gibi yetiştiriyorsunuz. Ağzını silmeler falan. Çocuğun gözünde çapak var silmeyecek mi? Ha sil sil. Bizde öyle çok şey aşk kokuşku köpek bakımı yok ki. Bizde öyle aşk kokuşku. Bahçemiz geniş Selçuk'ta. Bir tane değil iki tane. Büyük köpek. Ha? Bahçede koşturmasın mı? Gerçi koşacak yeri yok ki. Böyle sağda solda abuk subuk şeyler var. Hayvan koşarken analardan geçmek zorunda kalabilir. Ya ama aşkım zaten bize bekçilik yapması lazım. Bunlara ya bekçilik yapamaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Yapamaz. Bir tane bir köpek sahipleniriz zaten. İki. İki. Çünkü iki tane daha kolay. Yunus ben bakmıyorum ha konuşurken bana söyle. Aşkım normalde de bakmıyorsun ki sen. Tamam yavrum. Yunus burada bu arada. Merhaba. Yunus bir tanesi de senin köpeğin olsun. Sen isim sen verirsin. Senle yatar kalkar. Böylece sana ittirdi bakımını. Bir tane Selçuk'tan gider barınaktan. Oradaki barınak çok güzel. Bir tane de bekçi köpeği buluruz. Yani bekçilik yapma özelliği çok kuvvetli olan. Not tutan. Araba kurtarmaya götürecektin köpeği. Hani İzmir'de araba kurtarma köpeklerini çekmiştik ya. Bir dakika ben yokum bu işte. Hazırım. Hak. Belki bu köpeklerden birisini arama kurtarma eğitimine sokup ben de Ceyda da arama kurtarma eğitimi alıp köpek de başarılı olursa tabii bu konuda. Çünkü zaten ihtiyaç köpek var, sahip yok. Hadi hayırlısı arkadaşlar, hadi bakalım. Yakında evin taşındık efendim bir odası, ikinci taşınma odası. Taşınma vlogu çekelim mi? Üçüncü odası. Çünkü o büyük bir kaostur ya. Aa, onu çekmemiz lazım. Kesinlikle. Lahmacun falan yeriz köşede. Evet evet. Eğlenceli video. Ceyda'cığım. Ceyda ben kaç yaşına geldim artık ya? Bak sen bilmem de ben çok büyüdüm. O zaman ne gidip köpeklerle dans çekiyorsun? Köpeklere de dans eden insanlar büyük insanlar. İyi de sen şu anda köpekle dans edeceksin ama. Keşke yaptırır mı acaba? Nasıl hepimizin bir koreografisi olup TikTok çekmeyecek miyiz? Oh evet. Akım. Kim yapacak onu o akımı? Köpek nerede? Köpek yapacak. Kimse de yok köpek. Ay inşallah bizimkilere de bazı 2-3 numara öğretir de bir şey görürüm. Bir zekalarını ölçerim yavrularımı. Her şey için çok heyecanlıyım bu dönemde. Her şey için teşekkürler diyeceğim sandım. Her şey için teşekkürler. Biz kanalı kapatıyoruz. Ya Rita çok komik gidiyor benim ya. Ne yapıyorsun abi Rita? Böldürüyor bak. Ve nereye bakıyorsun? Bir de mutlu ediyoruz abi bu köpeği. Her istediği oluyor ya. Bir şey de istemiyor ki topunu istiyor zaten. O benim canım ya bunlar. Neyse hadi gidelim orada hadi açarız. Çok konuştuk ha. Tamam, evet, video abi. Bitti hadi görüşürüz arkadaşlar. Yemin ediyorum hava 55 derece. Aşkım sen bizi karşılama mı yapıyorsun? Ecem giriyoruz hocam. Gelin buyurun. Saldırırsa korkma Yunus bu birazcık. Açıyorum bunun şeyini. Hadi tabii. Açıyorum. Ben de açıyorum. Tamam, açtım, İnşallah açtım. İşimize bir şey gelmez. Tipe bak çabuk bak çabuk.
Dikkatini çekerim çocuklarımın peşinden gelişini. İşte zeka, işte feraset, işte eğitim. Hocam eğitim çok iyi. Görüyorsun bak, bak. Böyle bir yürüyüş. Bu güzellik ne ya? Bu güzellik ay. Opya. Opya. Hocamız evet, Ece. Merhaba. Hocanın eğitmen köpek psikoloğu mu? Ne oldu? İşte niplemiyoruz, hayır. Ne oldu? Bizim kim yaptı? Ya bu ya biraz... Beni utandırma dedim. Daha hocam biz bir evde uyardık ama işte. Oluyor bazen ya böyle anlaşamıyor. Dişi? Dişi. Bu da dişi. Çok normal. Onu fark etmiyor, erkeği de yapıyor. Atarlıyız. Yani, atarlı giderli. Değil. Zaten eğitime hazırım dedi, yaptı farkındaysanız. Süper, evet. Direkt eğitim parkurumuzun başlangıcını yaptı. Agility değil mi bu? Evet, tamam. Agility parkur. Yani hani full parkur değil tabii ki ama. YouTube'da vardır, görürsünüz. Dev gibi parkur. Bir hızlı koşuyorlar. Çok paglar güzel. Da yarışıyor bazen. Güzel bir spor ya. Bence köpek sahibiyle şey için çok keyifli. Çok keyifli, çok keyifli. Yani ben böyle profesyonel olarak yapmıyorum. Bizimkiler geçebilir mi buralardan acaba ya? Deneyeceğiz işte bakalım. Ya Opya da daha bilmiyor. Hocam siz bir de dans ediyorsunuz değil mi? Asıl evet. Fırat öyle buldu, inanılmaz güzel. Ne yapacağız? Dog dance diye bir spor, evet. Ya çok zevkli. Fırat istersen işi ehline bırakalım. Bu kadar yıldır eğitememiş gir diyor. Şimdi önce Opya'nın maceralarını izleyeceğiz, sonra bizimkiler yapabiliyor muyu? Bir yapalım mı? Tünel deneyelim mi? Haydi. Hiç yapmadı Opya'da, o yüzden böyle dedim ki eğlence olsun. Birlikte bize. Olsun tabii, hatalarıyla kabul etmek. Aferin sana, süper. İlk adım zaten girmek korkmadan. Nasıl hemen ilk adımdan yaptın? Bir de hadi, evet. Gir tamamen. Gel, hop hop. Bir şey istediğini anlıyor ve onu yapmaya evet. çalışıyor ama ne istediğini anlamıyor şu anda. Ben de giriyorum şu an. Beraber, tamam. Evet, bravo Opya. Gel şimdi. Neredesin? Oradan girilmiyor yavrum, buradan. Opya gel. Buradan gir. Opya. Ne? Hocam, Allah. Siz... Yanlış yaptın, Opya oradan çok kötü şeyler şu an. Gel bakalım. Haydi geç. Opya gel. Süper, bravo Opya. Bravo. Sizden alkış istedi, gördünüz mü? Like atın yaptım. Ben de yapacağım, dur. Geç. Yeee, bravo Opya. Sen aferin ya. Aferin. Bravo. Allah. Atı kovalıyor. Şu an Opya için yeni bir şey. 7 aylık kısacık hayatımızda ilk defa at gördük. Şey değil mi? Yalnız Opya üstünüze atlar ha. Opya gel. Bak izliyor. Aferin kızıma. Derse katılım gösterdi. Gel Opya. Opya. Bravo. Bravo Opya, be. Bravo. Aferin be. Ay Şila da geçer mi acaba ya? Aferin be sana be. Opya götürüyor muyum ben giderken? Gitgide yaklaştı bak. Gitgide yaklaştı, anlamaya başladı. Bunun bir de güzel bir yolu topla da yapmak süper oluyor. Top varsa bu gelir. Hastası. Tamam. Hocam şimdi ben bizim Rita ile Şila'yla deneyebilir miyim? Şila yapamaz. İddiaya giriyor muyuz? Şila yapamaz. Yoruldu şimdiden. Ben abi. Yaparım diyorum Şila. Mama var mı? Var şimdi vereceğim. Şila gel kızım. Aferin Şila. Aferin koş Şila. Şurada yavrum. Şila. Hatta geçti. Koş orada. Git Şila. Şila'ya bravo. Aa, geri giriyor. Hemen öğrendi hocam. Anlarım ya. Gel yavrum. Çık şimdi dışarı. Çağır evet. Fırat. Gel Şila. Neyse şimdi korkmadan bir kere geçti. Bir kere birinci adım yani tamam. Bunu aldık, cebe koyduk. Süper be. Şila. Şila bak. Gel gel. Hadi. Aferin sana. Hadi geç. Aferin Şila'ya. Aferin. Aa, bravo. Aferin. İnanılmaz bir şey yapmışçasına hep heyecanlanmak gerekiyor ki. Oha be kızım, 10 yaşındasın, neler yaptın lan. Oley! Aferin Şila'ya ya. Evet sana aferin. Aa bravo. Hocam bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. Bana bir mama verirseniz. Şimdi tabii benim kızımı tam tanımıyorsunuz. Ben Şila yapamaz. Yanlış lanse etmiş olabilirim. İyi izleyin hocam. Şila. Görüyorsun. Hocam izliyorsunuz değil mi? İzliyorum. Lütfen. Evet. Otur. Aa. Aferin. Dön. Aferin. Otur. Yat. Hocam sizin arkanızda dans edebilir bu hani. Siz çıkarsınız. Bence de olur. Yani direkt backup dancer aldım. Şila'ya iş bulduk. Ben gurur duydum şu anda. Ay öyle. Teşekkür ederim. Mama parası kazanacak artık. Şunun şöyle bir sorunu var. Bu hiçbir şey öğrenmedi. Kendi kendini öğrendi. O da bu. Rita. Çak. Çak. Hadi. Ya, hadi çak yaparsın artık, hadi. Be. Hadi çak. Yaparsın. Aa niye kalkamadın? Kalkamıyor artık. Rita çak. Çakıyordu. Neydi bunun adı hocam? Bruce. Bu Rus demek ki bizimki de Rus. Oha Rita Rusça biliyor.
Hocam benim Rita'da pek mecal kalmadı galiba. Rita. Rita'ya bak resmen. Tamam Şila, yapabiliyorsun sensin. Şimdi gene zaten mamaya da topla. Direkt hop ya. Haydi. Aferin. Haydi hop. Aferin. Hop. Hop ya. Hop. Bak ne güzel. Çok güzel gidiyoruz. Harikasın hop ya. Bunu aynen kopyalamayın. Daha genç arkadaşlar. Şimdi öğreniyor. Evet. Hocam şuraya koyun, gelir o. Alın. Haydi onu. Gel. Ah. Aferin. Bak bak bak. Haydi. Bak, bak, haydi. Al onu burada. Burada. Aferin. Acılı iti sporunda bu arada koşarak oluyor. Bunları böyle ilk adım adım öğretip öğretip sonra onlarla beraber koşup koşacağız. O zaman zaten gaza geliyorlar yani. Anladım. Hani. Ah, hop. Ah, ah, ah. Aferin. Ah, ah, atla. Yukarıda atla. Hop ya. Bravo. Bir de orada yatıyor. Aferin. Bence onları en düşükleri. Zorlasa iyidir, challenge'dır. Şimdi bir koşmalı olsun. Neden 10 yaşından sonra eğitime soktuk? O ayrı bir konu. Eğitimin yaşı yok. Aynen öyle. Oh! Burada atladı. Oh! Oley! Aferin! İngiliz köpeği miydi hocam? Evet, bunlar şey, border collie. Koyun gidiyor ya, buraya getirsek koyun içgüdüsel güder mi? Ben de aynı şeyi çok merak ediyordum ama yani bu en son işte atta gördüğüm gibi oldukça korktu koyunlardan. Buraya biraz daha ilgi gösteriyor gibi ama genelde... Koyunlara mı? Evet. Korkmasa da çok yanaşmıyor. Ama bunun kardeşlerinden bir tanesi şu an çiftlikte koyun gütmeyi öğrendi ve inanılmaz. Türkiye'de yapılıyor mu bu? Türkiye'de ben ilk defa duydum ve çok mutlu oldum. Çünkü Freya'nın torunu gitmiş oldu yani. Islıkla mı yapıyorlar aynı onlar gibi? Gidip izlemedim açıkçası. Hatta yani hani kime gitti, kime öğretti onu emin değilim. Sadece sürekli video geliyor bana ve ben bayılıyorum. Vallahi buna. Mi? Bu arada gaza gelip çok tatlı köpek, çok akıllı köpek, tamam, çok tamam güzel köpek deyip gidip border collie sahiplenmeyi düşünmeyin. Bunlar profesyonellerin elinde böyle oluyor. Yoksa çok zor köpek yani. Tabii. Haksız mıyım? Pet olarak da insanlar alıyor. Yani çok arttı. İstanbul'da da, Ankara'da da ama Rita erkek tamam, ama istemiyorum tamam, okay diyor. Yani. Bir aşk şeyi evet var orada. Neyse sonuç olarak çalıştırmayınca evi mahvediyorlar. Evet mahveder. Mahvediyorlar. İş köpekleri böyle değil mi? Evet. Öyle gaza gelmeyin diye söyledim. Evde de kendi kendine oynuyor. Oyuncaklarını havaya atıp atıp böyle bak, bak tutuyor. Bak bak. Bak bak bak. Gel gel. Aferin be. Bravo. Çok tatlı ya. Bravo. Olaylar gerçekleşiyor. Oğlum, burada aşk var. Aşk bu bununla bir... Aşk var da bizim kız götünü döndü. Bizim kız yok dedi. Bruce istemem dedi. Bruce? Sen yakışıklısın Bruce. Genç yani siz bunu daha yetiştireceksiniz. Her gün bir çalıştırmak gerekiyor şimdi bu genel olarak bütün köpekleri. Oturabilirsiniz değil mi? Dokun. Aferin. Evet. Aferin. Hani bir sürü şey biliyormuş bu. Neler biliyor böyle? Aferin sana. Hareketlere bak. Aferin. Dokun. Aferin. Zıp bir de. Zıp. Aferin ya sana. Bunları birleştirip dansa çeviriyorsunuz. Aynen öyle. Hocam. Ve... Hocam. Havayı yapıyorsun yavrum. Öyle değil o iş. O kadar beğendi ki havayı yaptı hayvan. Ama hep erkekler Rita'ya böyle biliyorsun. Hayır bizimki kısır değil. Oğlum hayvan uzaktan böyle yaptı. Ben de öyle diyorum. Aynı fikirdeyim ya. Kustu, kustu. Ama direkt parça olarak kusmuş. Hayır. Hayır şaka değil. Yavrum seni biz aç mı bıraktık da sen milletin kusumunun peşindesin ya. Rezil ettin bizi kaç milyon. Evde versem inanın yemez kuzum. Ay. Oba. Gene başladık. Hayır. Aferin kız. Yok yavrum istemiyor çocuk. Aşkım sen no de mi yoruldun kızım? Böyle büyük bir aşk yaşıyorlar, anlamsız bir aşk yani. Bırakacağım ya, orayı saatlerce koklayacak. Atsam ya böyle, yanı bacım. Dansın da mesela belli şeyleri var. Şarkı çalıyor, şarkının sözlerine uyumlu bir dans yapılıyor. Hadi canım. Kaldır kolları hop hop. Ha, gibi. Şıkıdım. Aynen, hop. Onun gibi. Nereye geldi bu şarkı? Bazıları arkadaşlar daha abstract böyle. Hocam abstract falan diyor, ben böyle kaldır kolları. Ay çok güzel, sizinkini çok ya merak ediyorum. Ya ben çok merak ediyorum sizinkini. Şunu bir yapalım ya, bizim da bakalım çok sonra. Minnoş yani. Ay, bir kısmını tatlı göstereceğim sadece. Tamam. Tabii. Normalde günlerce hazırlanıyorlarmış biz tabii. Aylarca ya. Aylarca yani, günlerce. İki seneden önce bununla sahneye çıkmam ben. Hani yarışmaya girerim ama ithal yarışmaları. Ne zaman oluyor ya? Gidelim yarışmaya. Evet, değişiyor yani. Çok var mı katılan böyle dansa?
çok olmuyor. Yani Türkiye'de de yarışmaya ben hiç katılmadım dans yarışmasına. Ben çok frisbee ve işte... Ah frisbee yok mu? Frisbee atamaz mıyız? Frisbee atacağız ama diğerinde daha çok. Tamam, tamam yapıyor. Mesela diğerine frisbee atarken buna top atıyorum. Onu da gösteririm. Çok keyifli olur. Tamam. Başka türlü... Çünkü ay, yapamıyorum, giriyorlar birbirlerine. Tamam. Ya bu ne ara aşık oldun? Evet. Yeter artık ya. Ver, yani istemiyor kız seni. Anla artık ya, Türk ama peşinden gibi koşuyor birazcık. Yap. Geç. Evet, geç. Süpersin. Geç. Aha. Yaptı işte. Geç. Vallahi 5 dakikada yaptı. Geç. Gel. Sadece ne yaptığını bilmiyor. Evet, daha bilmiyor. Geç. Geç. Bak daha hızlandı. Evet. Aa. Süpersin. Geç. Bravo. Süper. Gel geç. IQ'su yüksek. Daha hiç anlamadı ama. Ama bu öyle sefer uzaktan gelip girdi mesela. Bir de hocam bunlar şimdi tam dik duruyor, evet. Tamam mı? Evet hocam, çocuk ne yapsın? Bahçe modeli olduğu için. Bunlar ev tipi. Ya ben galiba köpekli spor yapacağım. İnsana da spor oluyor çünkü işte koşarak yapıldığı için normalde. Gel kızım, aferin. Gel Şila. İnşallah bizim kaşla göz arası bir şey yapmadınız. Çünkü hiç istemiyorum yavru falan, tamam mı? Duydun mu beni? Brutus muydu? Neydi bunun adı ya? Brutus. Hayır. Hissettim onu. Hayır. Kesinlikle hayır. Gel aşkım. Tatilin son günü hani kızla açılırsın. Keşke ilk gün açılsaydım dersin. Az önce o yaşandı bak. Tam giderken açıldı. Bu da kabul etti. Gördüm, yapıyordun. Gördüm. Gel Şila. Yavrum bu taraftan. Daha çocuk kapıdan geçemiyor ki ben onu. This way. Thank you. Arkadaşlar hava 105 derece falan ayarlıyor. Akşam saat 6'da falan hava serinle, dışarı çıkayım şeylerine hiç girmeyin yani hava. İşte akşam falan serinlemiyor yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben gelirken yolda birazcık bulliledim çocukları, zorbaladım ama gayet becerikli çıktılar yani. Sıcak olmazsa evet, bunlar. Bunun üstüne... Aşk meşk işte. Biz şimdi şey gibiyiz şu an. Veli toplantısına geldik gibi düşünün. Yolda çocuğun başarısız olduğunu düşünüyorduk. O çocuğumuz zeki çıktı. Evde böyle değil ama. Ondan sonra veli toplantılarına koşarak en önde gitmez miyim ben? Gitmem çünkü köpeklerin veli toplantı olmuyor. Şimdi izleyin. Bunu ne? Denemek istemişimdir. Bir dakika deneyebilir miyim? Denedin işte. Oğlum bu gerçekten yapılmıyormuş ya bana. Bunu niye söylemiyorsun? O şöyle yapılıyor. Dur. Çok dolu ki bu su. Ha aynen. Eminim o yüzdendir. Ya, neyse. Şimdi dance. Ece Hoca dans şovu yapacak. Öteki geliyor. Dikkatini dağıtmasın diye. Bütün köpekleri çıkardık. Biz bir kere zaten sıcaktan kafayı yedik köpek. Şimdi star geliyor ama star. Ceyda'yı gösterecek. Ceyda da dans edebilecek. Bir köpek de dans edecek. Ben de onu TikTok'a atacağım. Bu konuşulmadı ya. Ne konuşuyorlar? Atabilirsin, sorun yok. Tabii abi, dans videosu dediğin TikTok'a atılır. TikTok bir dance platformudur çünkü. Hiç kimse köpek benim terleyecek akımımı yapmadı o videodan sonra. Üzüyorsunuz Ceyda. Çünkü ben de yapmadım. Aa, kostümlü. Aa. Çok güzel ya. Biz evde duruyorlar, mama veriyoruz, mama yiyorlar, su ya içiyorlar. Ya yok sende ya, Allah Allah. Sen yapacağım tutamama abi. Gidelim abi. Büyük köpek lazım. Bak ufaklıklarla bir yere kadar. 2 dakika şuradan Ya dışarı çıkartıyorum. 2 sokak sonra yere atıyor. Rezil oluyorum. Çekiştiriyorum. Sonra dışarıdan diyecekler ki köpeğini yerde sürüyor. Kucağıma almak zorunda kalıyorum. Ben bu spor yapmak zorunda mıyım ya? Kucakta köpek taşıma sporu. Zorunda mıyım ben bunu? Değilim. Bizim köpeklere herhangi bir spor yaptırılamaz. Gitti orada, adamların yanında oturuyor bak. Bak bir de geliyor, kuyruk sallıyor bak. Yok abi, yok. Yok. Kaderim galiba. Şöyle bir görüntü. Rita ortada bile yok hani. Buralardan diken batmış. Orada güzellik şeyinde. Bak. Aferin kız. Ya çok tatlı. Hocam kostüm çok hocam, iyi. Hocam müthiş görünüyorsun ya. Çok biznes. Kuyruğu da var. Kuyruğum da var. Ha çok tatlı. Değil mi? Vallahi kırmadı bizi hocam bak bu sıcakta. Hocam bence köpek de şokta böyle bakıyor. Rey'in şu an çok heyecanlı. Anladı çünkü elimde frisbee var. Bunun yaşı kaç? Bu 8,5 oldu. Bu kostümü aldım diye çok dalga geçtiler bende. Bence harika. Müthiş. Bence de ya, her eve lazım. Bence de. Böyle işler yapanlar için. Biz kostüm severiz biliyorsunuz. En sevdiğimiz işler. İyimenzi mutlu sanıyorlar. Siz hazırız deyince basıyorum. We'll be right back.
kadar küçük bir şov oldu. Oh! Allah! Oğlum bir kere adım. Tamam. Ben de atayım. Hadi dur. Yakalayabilecek mi? Bravo. O kadar tatlı görünüyorsunuz ki bayıldım. Alsana şeyde. Ver, ver. Yavru kuşum bir tane ablana yap. Aşkım ver bana. Freya. Freya dur. O bir kere attı ya. Ha sana vermek istiyorum. Yavrum, evet. Öbür elimi de mi sakat? Bırak, bırak. Freya bırak. Bakayım. Aa kanadı bir. Tabii canım. Yavrum görüyor musun? Senin obsesif takıntıları yaptı bana. Aslında dişi çarptı. Tabii. Frisbee'yi tutacağım diye parmak tutmuş oldu. Morarı bu en fazla. Sürekli başıma geldiği için. Ne yaptın Freya? Bak. Oley. İlk yaptım diye bakışı. Köpekten korktum başıma geldi. Ha, yok aşkım bir şey. Ay dur. Al aşkım ama dikkat et. Baktı orada hata var diye şeye geldim. Tamam. Bir dakika bekle. 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 Aferin. Ver bana. Ha? Aferin be. Versene bir tane de ben atayım. Dikkat et aman yavrum. Belli bir kilometrede geliyor ya çarpınca. Çarparak duruyor hayvan. Uzaktan. Başka neler yapabiliyor? Her şeyi tutabiliyor. Ha. Tutabiliyor derken? Mesela yani... beni tuttu demin. Evet. Takım tutuyor mu diye sorsan mı? Evet. Çok fokus ya. Of, çok fokus ya. Gözlerini ayırmıyor senden. Şimdi mesela ötekinin neden yavru olduğunu anladım. 8 senelik emek. Ya. Benle dans eder mi mesela? Eder. Dans eder. Allah aşkına deneyelim. Belli şeyleri yapınca hani hareketler. Evet şimdi benim şovum geliyor. Önce bir daha şuna bakalım. Ne yapıyor? Gözlük falan da takabiliyoruz. O kadar çok resim çekilmekten öğrendi. Şimdi ben kostümümü giyiyorum. Yepyeni bir şovla karşınızdayım. İşte abi korkacağım. Böylesinden korkacağım. Çocukcağı zaman şeyi kapmak için yaptı da. Yani hiçbir border collie'ye el uzatmamak. Öyle birincisi mi? Çünkü bak bunu duyun. Sürü köpeği olduğu için sürüye karşı herhangi bir tehdite karşı tamam bir kangal gibi değil ama yine de ya olabilir. Köpek, bazen köpeklere tepkili olabiliyorlar. Tehdit olduğuna karar verirse bazen insanlara mesela öyle çok border collie tanıdım ben. Zaten bence tanımadığınız hiçbir köpeğe sahibine sormadan el uzatmayın. Mesela şu bile yoktu. Şu çok yanlış bir hareket. Aa! Kim o? Kim o kızım? Kim o? Hav hav. Allah aşkına Ceyda. Şu hayvanın duruşundaki asillik ve benim ısırışım. Hey, sen de ısır da tam olsun. Al. Git. Evet. Topuk deyince bu. Heh. İlk topuk. Sağ bacakla başlanıyor. Tamam. Geç deyince geçecek. Freya'cığım. Freya topuk. Aferin. Evet. Hadi güzel. Geç. Evet. Aa. Geç. Süper. Nasıl bir şey Ceyda? Bravo müthiş bir şey. Geç. Bravo. Aferin. Bravo Freya. Koş. Ben de deneyebilir miyim ya? Çok güzelmiş. Geç. 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 Ben de deneyeyim Allah aşkına. Geç. Geç. Ben de. Geç. Bravo. Ne yapıyorsun Ceyda? Ay bana geri attın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam ben de deneyeyim. Oğlum bak. Öyle yapıyorsun sonra ısırıyorsun. Bir dakika dur. Bir dakika. Öyle yapıyorsun sonra ısırıyorsun beni. İnanılmaz bir şeymiş ya. Bak tam alırken böyle yapıyor. Ucundan tutuyor. Hat diyor tamamını alıyor. Bak şimdi bak bak. Köpek itaatini özür. Topuk. Topuk. Kafası karıştı. Geç. Geç. Ne yapıyorsun? Geç. Tersenle başladı çünkü. Tamam tamam oldu tamam. Çok da kafam karıştı düşecektim. Üzerime atlayacak gibi hareketlerim var. Şu hap hap. Ha. Onu tamam, da yapalım. Yapalım. Hap hapı da yapalım. Şu sit up. Sit up. Aa. Hap hap. Yapıp bang. Aa. Sit up. Hap hap. Hap hap. Şimdi yürüyün. Beraber yürüyün. Hap hap. Hap hap. Şimdi bang. Bang. Ya! Aferin! Ben de deneyeyim mi? Allah, Allah aşkına. Yakalayınca da hep motivasyon. Bravo. En sevdiği şey o. Aferin. Tamam. Sit up. Hop hop hop. Bang! Bang! Hadi oğlum koş önden. Koş koş. Ama ben sana koş dedim koş bana. Ya bunu koymuyorum hiç. Bunu saklıyorum. Tamam. Tamam. Haydi hop. Bekle. Aa, şu atletikliğe bak tamam. Ya. Haydi hop. Frisbee'sini de aldı. Bir şey olmadı. Hayır. Tutunamadı ki çocuk üstüne. Evet orada biraz şey... Tamam. Ben şimdi anladım. Bekle. Bekle. Gittin. Bekliyorsun. Biraz daha belki. Bekle. Haydi hop. Atak.
Ya eğilmiyorsun ki çocuğa. Ha ben eğildim de kulağım. Bak ben yapacağım, fıtığım var ama. Ay aşkım yapma vallahi, hastaneye gidemeyeceğim burada. Evet evet. Açık söylüyorum, uzaktan izlerken de çok keyifli ama birlikte yapmak çok farklı bir şeymiş. O kadar tatlı evet. Ki. Yani onun bacaklarından şuradan geçmesi geçti, falan. Şuradan geçti, üstüne geliyor falan. Onun böyle seninle bir ilişki kurması çok acayip farklı. Yani köpek evet. Sever yani köpeği olanların bayılacağı bir etkinlik bence. Kesinlikle ya. Bir çok de değişik bir bağ. Bu dog dance işte freestyle bilmem nelerde en güzel yanı en azından benim için. Köpeğin mutlu olmasına çok bakıyor jüri. Ha. Köpeğin keyif alıyor olması gerekiyor ve sadece pozitif eğitimlerle aslında oluyor. Yani çok mutlu. Çok. Aşırı mutlu. Tabii tabii yani. Yani onun için oyun aslında. Senle yaptığı bir aktivite. Aynen öyle, beraber vakit geçiriyoruz. Değil mi kızım? Her köpek ırkı bunu yapabiliyor mu? Yani ufak köpeği olanlar da yapabiliyor tabii mu? Tabii ki yapabiliyorlar. Sadece bayağı çok vakit ve zaman ve olması hani gereken bir şey. Ya Ceyda pişmeden videoyu sonlandıralım. Hava 50 derece arkadaşlar. Ama çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Siz de işte köpekleri ve hocamı takip etmek istiyorsanız aşağıda Instagram'ı evet, da var. Evet, Instagram'ı koyalım. Oradan da paylaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Topuk böyle tatlı şeyler görebilirsiniz evet, evet. Zaten. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah. Aldı üstünden düşüyordu köpek. Dikkat et aman yavrum. Bir dakika dur. Hop hop.